Abdullah. Allahu ekber. Demek bu. Koymak bir namus şeref işidir. Bu yalnız bir kişinin ve kurumun ve bir herhangi bir siyasi düşünün değil de 78 milyon insana düşen insanların çoğunun bu işe, bu darbeye karşı çıkmaları gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü sonuçta en kötü sivil iade en iyi askerden iyidir. Ben hep zaman bunu savunuyorum. Çünkü biz 12 Eylül'de yaşamışız. 12 Eylül'de yapılan haksızlıkları, zulmü de görmüşüz. Oğullara karşı koymak bizim temel görevimizdir. Çünkü 12 Eylül'de faşist cüttası tarafından, Kenan Evren tarafından yapılan bir askeri darbe. Bunlar da FETÖ'nün tarafından yapılan, organize edilen, Türkiye'yi kaosa götürmek isteyen, Türkiye'deki demokratik kurum ve kuruluşları yok etmeye çalışan bir darbe girişimiydi. Allah onları muvaffak etmedi. Muvaffak etmemizden büyük nedenlerden bir tanesi de halkın bu işe sahip çıkması. Mesela ben Ankara'daydım. Yemekteyken uçaklar üzerimizden geçiyordu. Biz de hiç farkına varmadık. Birkaç kere telefon açtık. Dediler ki uçak kaçırıldı, bu oldu, şu oldu. En sonunda işin mahiyetini öğrenince baktım komple restoran boşaldı, yalnız biz kaldık. Biz de nereye gidelim? Otele gidelim. Biz otele giderken bile caddede bir adam yok. Kızılay'a inen yalnız bizim araç var, çıkan binlerce araç, hepsi evine gidiyor. O manzara içerisinde biz de o zaman psikolojik olarak biraz tedirgin olduk. Otele gittik. Otelin salonunda biz de bir şeyler, işte genel başkanımız ve başkanımız olan Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda onun daha doğrusu televizyona çıkmasını çok istiyorduk. Böyle bir ne yapacağız, ne edeceğiz açıklaması. Talimat verince ve insanları halka sokağa çağırınca ben de karınca kararınca ben de sokağa çıktım. İşte Kızılay Meydanı'nda. Kızılay Meydanı'ndaki İlk çıkan tankın engellenmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Elimize, kolumuza da ne geçiyorsa o tankın önüne atmışız. Sağ olsun orada ilk çıkanlar biziz. Yani orada ilk çıktığımızda 60-70 kişiydik. İlk o tanka müdahale eden. Ve elimizden gelen bütün direnişi gösterdik. Ta İçişleri Bakanlığı'nın önüne kadar o tankı engelledik. Sonra aradan 3-5 tane tank daha geldi. Onlar da elimizde, gerçi orada malzeme yok, araba yok, önüne atacaksın, taş yok, vuracaksın. Yani bura gibi değil ki her yerde gidip, komple bir şehir. Şehir içinde de o yapılaşmalar bittiği için tarla, bağ diye bir şey yok. Sonra gittikçe insanlar çoğaldı, sağ olsun Türk halkının sağduyusu, sağcısıyla, solcusuyla, liberaliyle, demokratıyla, kızlı, gençli bütün erkekler geldiler. Sağ olsun bütün direniş unsurlar oradaydı. Bizim etrafımızda binlerce, yüzlerce sortu yapıldı. Helikopterler aşağı açıldı. Biz de şimdi ölebilirdik. Yani bu şehit, demokrasi şehitlerinin içine biz de katılabilirdik.
elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Vicdanen müsterihiz. Hem Allah'ın rızasını kazanmak için hem devletin içindeki bu fakir fukaranın duasını almak için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Ve mutluyuz. Halk çıkmasaydı çok işler değişik olurdu. Halkın bu işte katkısı bence %75-%80'dir. İçinde polisin ve askerin içinde namuslu, şerefli elbette askerimiz, polisimiz vardır. Onların da katkısı da çok büyüktür. Ama temel en büyük dinamimiz, en büyük güç, en büyük organize insanların bir inanç etrafında toplanmasıdır. O halk kendi inancı için dışarı çıktı. Dışarı çıkan ben ve benim gibi bütün insanlar öleceğini biliyordu. Yukarıdan helikopter tarıyordu, uçak bombalıyordu. Tankların üzerinden silah atılmasına rağmen herkes çıktı, biz de çıktık. Yani bu inanç ayrı bir şeydir. İnançlı olmak ve bir gönül vermek bir en güzel şeydir. Bu halka çok teşekkür ederim. Hem kendi adıma, hem partim adıma, hem Tayyip Erdoğan adına, hem Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet adına. Çünkü layık değiliz. İnşallah ben de hep bunu savunuyorum. İnşallah bu darbe girişimi Türkiye için bir şans olur. Allah'ın bir lütfudur. Halklar arasındaki barışı sağlar. Kürt sorunun çözümü için en büyük etkenlerden bir tanesinin de bu olacağına inanıyorum. Çünkü sonuçta bu iç sorunumuzu çözmemiz lazım. İç sorunumuzu çözdüğümüz zaman bilin ki dünyanın en refah, en güzel, en modern ve en anlayışlı birbirine karşı sevecen olan insanlar Türk ve Kürt halkı olacaktır. İnşallah bu Kürt ve Türk halkının en büyük şanslarından bir tanesidir. Bu şansı inşallah iyi değerlendirir her iki tarafta. Ve barış ortamını yakaladığınızda inanın ki hiçbir kurum kuruluşta şucu bucu kalmayacak, bu ülkeyi koruyanlar ve yaşatanlar kalacak.